Hayatıma eşlik eden hiçbir şeyden kopmadım. Kopmamaya çalıştım. Oyun yazarlığı işle beraber devam etti. Ben işi de beyaz yakalıydım ben. Ben hala beyaz yakalıyım. İşten 2016 yılında ayrıldım ama beyaz yakayı çıkartıyorsunuz da içinizdeki beyaz yakayı çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla o hala devam ediyor. Zaten kendi işimi vesaireyi de yapıyorum ama bunu şey anlamında söylüyorum. Bir takım kavramların içini boşaltıp o kadar çok onlar üzerinde olumsuz mana ve anlam üretiyoruz ki aslında başka yerlerini görmekten birazcık galiba görmekte zorlanıyoruz. Beyaz yakalılık oldukça zor, her meşakkatli, işte yıpratıcı süreçleri olan. Bunun yanı sıra da insana çok fazla şey katan bir alan bence. Ben çok şanslı görüyorum kendimi. Ben 14 yıl profesyonel olarak çalıştım. Bunun 12 yılı aynı şirketteydi. Ve o şirkette büyüdüm. Yani hani üniversiteden mezun oldum, 2 yıl başka bir şirkette çalıştım, ondan sonra o şirkete girdim ve 14 yıl boyunca gene aynı şekilde aslında başka bir aile kuruyorsunuz. 14 yıl beraber çalışmak ne demek insanlarla? O dönemde de tiyatro yapmaya devam ettim. İşte hep soruyorlardı işte evlilik vesaire. Ben hayatla evliyim diyordum aslında. Yani hani öyle görüyordum tiyatroyu bir şekilde. Her ikisine de devam ettim. Hala da devam ediyorum. Bunları birbirini dışlayan süreçler olarak görmedim. Görmemek konusunda da çok ısrarcıyım. İnsanlara da rica ediyorum görmesinler. Yani Çok mümkün ilginç. olduğu kadar.